fakülteyi bitirmiş doktor, hekim, onlar hep işsiz. Görüyorsun bak, hep herkes işsiz. Bir iş beğenmemezlik var. Millet rahat iş arıyor, rahat iş peşinde. Bir ton insanın böyle işsizlikten cebinden 1 lira çıkıp intihar etmesinden ben artık yani bu duruma bir el de atamıyorum ya. Şimdi işsizlik olma nedeni istihdamın olmayışından kaynaklanır. Dolayısıyla istihdam olmayınca işsizlik de o oranda yükselir. Şimdi işsizliğin olmaması için fabrikaların üretime geçmesi, tarımsal alanda, sanayi alanında ülkenin belli kaynaklarının aktif hale gelmesi lazım. Bu da olmadığından dolayı işsizlik ona oranla doğal olarak artacaktır yani. Sizce işsiz nüfusun bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? Yani gençler iş beğenmiyor diye bir söylenti var. Hayır, öyle bir şeye ben katılmıyorum kesinlikle. Şöyle ki, iş olduğu sürece iş beğenmeme diye bir şey yoktur. Sanırım genelde etkisi olan şey nedir biliyor musun? Bu Suriye'den gelen, ondan sonra Afganistan'dan gelen gençlerin sanayi kuruluşlarında sigortasız olarak çalıştırılması ve bunlara primlerin ödenmeyişi, dolayısıyla diğer taraftan bu işe alınacak kendi ülkemizin gençlerinin dışarıda kalmasını etkiliyor. Şimdi ben arkadaşlarımdan duyuyorum ve görüyoruz da organizada genelde çalışanların %60 çoğunluk bir oranı sigortası çalışıyor, yani kaçak çalışıyor. O bilgileri arkadaşlar kendileri veriyorlar. Bu da doğal olarak bizim gençlerin işsiz kalmasına neden oluyor. Üniversite mezunu bir sürü gencimiz var. Kendi alanında iş bulamıyor. O zaman bu üniversiteler aslında öğrenci almaması lazım. Niye? Yığılma oluyor değil mi? İstihdam sağlanmıyor. Öğrenci mezun oluyor, kendi branşında iş bulamıyor yani. Peki sizce bu iş gücünde meydana gelen sorunlar nelerden kaynaklanıyor? Yoksa yanlış bir eğitim falan mı veriliyor? Yoksa dediğiniz gibi az önce şöyle eğitim sisteminde bir çarpıklık söz konusu. Her gelen bakan kafasına göre sistem değişikliği yaptı, yönetmenlik değiştirdi. Dolayısıyla öğrencilerin ve velilerin kafası karıştı. Herkes bir şey denedi. Yani bir altyapı oluşturulmadı. Bir ülkenin gelişmesinde en büyük etken nedir biliyor musun? Eğitimin kalitesidir. Eğitim kaliteli olmaz ise işsizlik de çoğalır. Diğer ekonomik sorunlar da artar. Şimdi İşkur iş buluyor, gönderiyor özellikle gençleri. Adam gidiyor bakıyor, işi beğenmiyor. İşi bırakıyor, tekrar başka yere gidiyor ya da tekrardan kaydını tazeliyor. Şu anda İşkur'un yaptığı bu. Bir de Kayseri için söylüyorum. Bir iş beğenmemezlik var. Millet rahat iş arıyor, rahat iş peşinde. Kolay para peşinde. Hani bu şekilde, sistem şu anda bu şekilde. Millet kolay para kazanmak istiyor. Kayseri'de işsizlik diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Peki yani işsizlik, peki bu artışın sebebi iş beğenmemezlikten mi kaynaklanıyor? İş beğenmemezlikten. Başka bir sebep yok yani. Bence yok. Bence bir sebep yok yani. Şimdi çoğu kişi bana görecek dışarıdan, yok parası var şöyle böyle diyecek. İnan ailem olmasa benim de param yok. Ben muhasebe işi yapıyorum. Az buçuk kafam basıyor. Ondan önce bir ton iş yaptım. Ve işsizliğin sebebi de bu işverenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela adam ne yapıyor? Ben staj zamanımı, yani normalde 3 gün yapılması gereken stajı ben 5 gün 6 gün yaptım. Ve haftalık aldığım cüzi bir miktardı yani. Öyle sadece muhasebe olarak girdim. Her işi yapıyordum orada. Aşçılığından işine kadar her şey vardı. Ama işsizlik rakamlarına da gelirsek, şimdi devlet bir firma kurabilir. En basit bir fabrika kurabilir. O kadar zaten millete yardım yaptığı söyleniyor. 3 milyon, 5 milyon, 3 milyar. Yani bu yapılan yardımlar bize bir getirisi olmuyor. Bunun herkes farkında. Şurada mesela akşam 12'den sonra gidin Tokyat'ın önüne. Yani bir ton insan geliyor, karnım acıyor, yemek istiyor. Bunun sebebi ne? Bana bunun sebebini bir açıklasın. Baştakiler öyle para kazanırken
bir ton insanın böyle işsizlikten cebinden 1 lira çıkıp intihar etmesinden ben artık yani bu duruma bir el de atamıyorum ya. İmkanım olsun yani şu an çıkar giderim ben buna. Hiçbir şekilde kalmam bile. Yani sizce işsizlikteki bu artışın sebebi işverenler mi yani daha çok? Hem işverenler hem de bu siyaset grubu olarak tanımladığımız insanlar. Yani mesela ya isim vermiyorum başımızda. Şimdi isim verirsem 3-5 tane densiz çıkacak, olay çıkartacak. Yani şimdi şöyle bir şey var. Konuşsak suç, konuşmasak bambaşka bir suç. Bir insan eğer işsiz kalabiliyorsa ben bunda sebep aramalıyım. Bunun sebebi de tamamen bizle alakalı bir şey değil. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki iş beğenmiyor, iş beğenmiyor. Sen bana gel, sigortamı düzgünce yatır. Benim aylık tatillerimi ver, haftalık tatilimi ver, mesaimi yatır, yemeğimi ver. Ben buna niye itiraz edeyim ki? Beni yorma, yeterli moralarımı sağla. Ben mesela sigara kullanan bir insanım. İş yerinde yani bir ya da iki defa sigara içebiliyorum. Bunun sebebi ne? İşverendir tabii ki. Çünkü işveren geliyor, yukarıdan bakıyor, bunlar güzel diyor, iyi çalışıyor. Ama bir şeyi yok yani, artısı yok. İşçinin çalışmak için bir amacı yok yani. Sadece evinde çocuğu ve ailesi aç kalmasın diye yapıyor. Yapılacak tek şey bu. Bunlar düzelmesi gerek. Sizce bu işsizlik sorunu peki nasıl çözülecek bu? Uzun vadede mi çözülür, kısa vadede mi? Tamam. Uzun vadede çözülecek bir şey değil. Gereken yapıldığı zaman kısa vadede çok güzel bir şekilde çözülecek bir sorun var. Sizce bu... Ya mesela ben başta ben olsam benim yapacağım şeyi söyleyeyim size. İşsiz ne kadar insan var? Hepsini bir yere toplarım. Yani toplarım abi. Toplarım, konuşurum bunlarla. Derim sizin derdiniz ne? Ne kadar istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Herkesi bir kategoriye göre ayırırım. Aşçı olmak isteyen aşçı, garson olmak isteyen garson. Yani gereken her şeyin yapılması gerekir. Ben bir fabrika ya da bir şirket kurarım. Hepsini onların içine doldururum. Yani yapılması gereken şeyler bu. Düşüncelerim çok, söyleyeceğim çok şeyler var ama söylenmiyor. Ama işsizlik konusunda ben de sizin kadar aynıyım. Yani kızıyorum. Cumhurbaşkanı'na çok kızıyorum. Gençlerimiz böyle ne olacak? Okuyamıyorlar, çalışamıyorlar, işleri yok, hiçbir gelirleri yok. İş sahalarımız kapanmıştır, bitmiştir. Haksız mıyım? Ondan sonra ne olacak bizim yaşlılığımız? Verdiği 3 kuruş, alıyor 4 kuruş. Haksız mıyım? Bunun sebebi çok basit. Eğitim yok, adalet yok. Ve çoğu insanın, benim gibi gençlerin Avrupa'ya gitme gibi hevesi de var. Bunun yanı sırasında artan vergi, zam, işte geçinememezlik, asgari ücret sıkıntısı, milletvekillerin insanları hor görmesi, gerek daha çok başkanların, taraftarlar işte nasıl olsa yaparız gibi yana çevirip kendi önlerine bakması insanı üzüyor. Peki şimdi yani genç nüfusu böyle ele alacak olursak, bizim genç nüfusta şimdi iş beğenmeme gibi bir durum mu var yoksa aksine işe alınamama gibi durumlar mı söz konusu? Yani tam artısı bir şey yok. Çünkü iş beğenmeyen de var. İşi olup da gitmeyen de var. İkisi arasında çok fark var. İnsana göre değişiyor bu. Yani kimi istese mesela şuradan sorsanız ben her şeyi yaparım der. Ama her bir hiçbir iş bilmiyor. Ele ayağı tutan düzgün bir insan bile burada direnebiliyorsa ele ayağı tutmayanın harbi çalışması lazım. Ortada adalet olmadığı sürece de insanlara pek bir güven olmuyor. Daha çık sen, daha çık. Çık. Ne 500'ü, ne 600'ü, ne 700'ü, ne çık. Çok işsiz adamı. Adam üniversite mezunu, iş bulamıyor. Adam fakülteyi bitirmiş. Öğretmen atanamıyor. Fakülteyi bitirmiş. Doktor, hekim, onlar hep işsiz. Görüyorsun bak, hep herkes işsiz.